Merhaba arkadaşlar, Açık Lise TV'ye hoş geldiniz. Ahmet hocamla yeni bir konuya giriyoruz. Neye Senin giriyoruz? şu hayat doluluğun hocam müthiş ya. Çok Nasıl bir teşekkür giriş o? ederim. Bravo vallahi helal olsun. Yeni konu dedik. Ne Hocam dedik? divan Divan edebiyatı. edebiyatı. Yani klasik edebiyat. Beni Aynen. candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemin yanmaz mı diyor. Yani diyoruz ki zor bir alan. O Evet. yüzden dikkatli dinliyoruz. Divan edebiyatı hocam hani yüksek zümre edebiyatıdır. Saray çevresinde oluşan edebiyattır. Yüzyıllar hocam 13. yüzyılda başlayıp 16, 19. 19 pardon. Az önce 16'yı He. istemiştik. Evet, 19. yüzyıllar arasında süren bir edebiyat dönemidir. Aynen. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü ağır bir dili vardır hocam. Anladım. Ağır bir dili vardır. Hatta divan sanatçıları şöyle yaparlardı. Ne kadar ağır bir dil kullanırsam o kadar benim şairlik seviyem, sanatçılık seviyem yüksek. Ne kadar anlaşılmıyorsam hani iyiyim anlamında bir edebiyat Evet. Bir oluşturmuşlardır. zihin oluşmuş Evet, ağ. yüksek zümre edebiyatıdır. Yüksek zümreye hitap eder. Niye? Çünkü Arapça sözcük ve tamlamalarla yüklü ağır bir dili yüksek zümre çözer. Halk Aynen. anlamaz bunu. Öyle Aynen. mi? Halk için Çok. değil diyor. Toplum Aynen için öyle. değil diyor o zaman. O zaman yüksek zümre ise hece mi kullanırım, aruz mu? Aruz tabii Aruz ki. kullanırız. Bravo. Beyit nazım birimi kullanılmıştır. Aynen. Şiirler hocam neyde toplanmıştır? Divan adı verilen Divan adı kitapta. verilen kitapta toplanmıştır. Halk edebiyatında şiirler Cönk. Cönk. Ha, Cönk, sen Cönk. kraliçesin. Devam edelim. Ufak kelime hataları olabiliyor. Görsen hatırlardın ama. Aynen, kesinlikle hatırlardım. Şimdi gelelim hocam divan edebiyatı nazım şekillerine. Şimdi divan edebiyatında genellikle beyitler kullanılıyor ama dörtlük ve bentler de kullanılıyor. Heh. Tamam. Ama daha fazla beyitler. Şimdi beyitlerle kurulan nazım şekilleri nelerdir? İşte kaside, gazel, mesnevi, kıta ve müstezattır. Dörtlüklerle kurulan rubai, tuyu, murabba, şarkıdır. Bentlerle kurulanlar ise terkibent, tercibentler ve musammatlardır hocam. Musammatlar. Şimdi buradan bir soru kalıbı şöyle yakalayacağız. Buraya kadar tuttum kendimi. Hani burada söyleyeceğim. Edebiyat birinin vazgeçilmez soru kalıplarından biri de şudur hocam. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı İsminden nazım şekillerinden biri biri değildir. değildir? A. Kaside, B. Tuyu, C. Gazel, D. D. Mani. Koşma. Koşma mesela. Misal. Aynı soru kalıbını halk edebiyatı için kullan. İşte hangisi aşk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir? Değildir, A. evet. Koşma, B. Semai, C. Varsağı, Cevası. D. Kaside Kaside. diyelim. Misal. Tamam mıyız hocam? İsimleri bilmek önemli sevgili arkadaşlar, Bileceğiz. Ha, karıştırmamak için. edebiyat ezberdir biraz. Edebiyat Biraz, biraz aynen ezberdir. öyle. Ama seversek bu ezber bize hiç yük gelmez. Hiç Aynen yük öyle. gelmez. Diyelim devam edelim hocam. Alıyorum. Bunları açacağız Aldım. şimdi. Evet. Şimdi gazelden bir başlayalım bakalım. Evet. Bana gazel okuma derler, değil mi? Derler. Gazel. Aşk, kadın, şarap, meyhane hayatı, dünya zevklerinden bahseden şiirlerdir hocam. Aşk, Güzelmiş. kadın, şarap. Ama bu şarap şey, aşk şarabı. Aşk Tamam mı? şarabı. Yani gerçek şarap değil yani. Meyhane hayatı, dünya zevklerinden bahseden şiirlerdir. Hocam 5-15 15 beyit arasında yazılır. Yani şunlar beyit ya. beyiş. Bunlardan en az 5 tane veya En en fazla fazla 15 15 tane. tane. Hocam biz Doğu Hoca ile başka bir derste yaptık. Sen de öğren. İlk beyitine Matla. matla, son beyitine Makta. makta. En güzel beyitine Beytül Gazel mi? beytül. Evet, Beytül D. Gazel denir. Hocam ilk beytine matla. Bak mat Mat. 1. Mat 1. Bir. Matla. Tamam mı? İlk beyt. Tamam. Makta son beyt. Bunu karıştırmayacağız. Hani mat Tamam. 1'den gelecek aklımıza. Tamam mı? Tamam. Ha, birinci bölüm, ikinci bölüm var ya matematikte. Aynen Ha, öyle. mat 1 ilk Mat bir bölüm, ilk ilk bölüm. beyt. İlk Çok bölüm güzel. ilk beyt. Matla. Diğeri de makta. Makta. En güzel beyti Beytül Gazel. Beyt Beyt. zaten güzel bir beyittir. Güzeldir. Ha. Kafiyeli işi hocam nasıl? AA, BA, CA, DA şeklinde devam eder. Yani ilk beyit kendi arasında kafiyeli. Sonraki beyitlerin Hepsi. ikinci mısraları, bak ikinci Evet. mısraları İlk ilk beyitle beyitle kafiyeli. kafiyeyle. Mevzu budur hocam. Aynen Tamam öyle. mıyız? Tamamız. Şairin mahlası. Mahlas nedir hocam? Takma ad. Yani Lakap. lakap. Çok güzel. Son beyitte geçer. Şairin mahlası yani takma adı son beyitte geçer. Hocam şunların hepsi takma attır, mahlastır. Tamam mı? Füzuli der ki diye söyle, Ha şey ha yaparlar mesela ya o mesela. ha ha Aynen çok öyle. güzel. En önemli şairleri arkadaşlar Gazi'nin en önemli şairleri Baki, Fuzuli, Füzuli, Nabi ve Nabi, Nedim. Nedim'dir. Yani bunlar çok gazel üstadıdır öyle söyleyelim yani. Ezberleyeceğiz. 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 Yapacak bir şey yok. Diyelim hocam sen blok yap burada bize. Evet, ben de sıra.
Evet sevgili arkadaşlar, YouTube'dan Açık Liste TV'ye abone olmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca bizi Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus adreslerinden de takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.